Malum, genelimiz arabaları severiz. Hatta arabalarımızı bir parçamız gibi görürüz. Belki de bu his bize at, avrat, silahtaki at yani binek ikonundan kalmıştır. Sene 1972. İlk prototipi geliştirilen Anadolu STC 16 sadece 1972 ve 1975 yılları arasında üretildi. STC 16'yı tasarlayan abimizin adı Eralp Noyan'dır. 1961'de tasarlanan devrimden sonra seri üretimi gerçek ilk otomobil ve Türkiye'nin ilk spor otomobili unvanını aldı ve arabanın gerçekten günümüzde pek çok arabaya taş çıkartacak şekilde göz alıcı bir tasarımı vardı. Eralp Noyan, aracın iç ve dış tasarımını 2. Dünya Savaşı'nın en gelişmiş uçağı olan Supermarine Spitfire'dan esinlenerek çizdiğini söyler. 11 ay süren projenin sonunda test sürüşleri için 3 prototip üretilmişti. Test alanları olarak İstanbul Adapazarı seçildi ve burada çarpışma testleri yapıldı. Daha sonra İngiltere'deki test sürüşlerinde ise caddelerde İngiliz markasının yeni bir modeli sanılarak çoğu yerde halk tarafından önü kesilmiş ve bu yeni araba hakkında birçok bilgi almak istiyorlardı. Yurt dışında STC 16 ismi Sport Turkish Car kısaltması olsa da o zamanın gençleri arasında Süper Türk Canavarı olarak anılmaktaydı. Aslında uluslararası rallilere katılmak ve güzel dereceler yapmak projesiyle üretilmişti. Nitekim bu başarıyı sağladı da. Geliştirilmiş ve modifiye edilmiş versiyonları Türkiye ve dünya rallilerinde birçok yarışa girdi ve kazandı. Ancak ne yazık ki STC 16 üretimi 1973'teki dünya petrol krizinin yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle üretimi uzun sürmedi. Benzin fiyatlarındaki artış ve bir petrol türevi olan fibreglas maliyetindeki artışlar STC 16'nın üretim maliyetlerini de artırdı. Bundan dolayı sadece yüksek gelirli kesibe hitap etmesi ve benzin tüketiminin çok olması STC 16'nın ömrünü kısaltmış oldu. 1973 ve 75 yılları arasında STC 16'dan 176 tane üretildi. Günümüzde hala örnekleri sapasağlam ayaktadır. Umalım ki bundan sonra üretilecek arabalar devrim ve STC 16 gibi tarihsiz olmasın. Videoların devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.